Ev çok mu uzak Ahmet? Uzak değil de yolu biraz sapa. Yağmur dinsin öyle gidersin. Ha? Araba çamura saplandı. Mahsur kaldım, yoksa gelmezdim. Geç içeri, geç. Halide. Sağ ol Ahmet, içmeyeceğim. Hem yağmur da yavaşladı. Ben gideyim artık. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi sen Kemal'i niye göreceydin ki? Kemal kocan değil mi? Onu görmek istemem de ne gibi bir tuhaflık var? Ya yok, ondan değil de. Şimdi ben siz boşanacaksınız diye biliyorum. Biliyorsun demek. Kemal mi söyledi? Yok. Mahkemeden gelen kağıdı ben teslim aldım. Kemal'a da ben götürdüm. Kemal kağıdı görünce ne yaptı? Bir şey demedi mi? Yok. Şey demedi. Beni misafir ettiğin için sağ ol Ahmet. Yol biraz sapa ya. Tek başınıza gitmeyin. Ben de sizinle beraber geleyim, he? Yok yok, lüzum yok. Sağ ol.
gitmese keşke. Peki şimdi ne olacak? Evleneceğiz. Evleneceğiz mi sahi? He. Mahkeme yarın. Boşanır boşanmaz alacağım seni. Yıllardır bunu istemedik mi? Bu anı beklemedik mi? Sana dokunmak. Seni göğsümde uyurken izlemek için yeterince bekledim. Sen benim helalim olacaksın Güllü. Başka ne olacak ki? Kemal. Peki konuştuklarımız ne olacak? Yani nasıl yapacağız? Neyse bir yolunu bulacağız. Belki kavga edeceğiz. Belki birbirimizi üzeceğiz ama... bildiğim tek bir şey var. Bundan sonra yolumuz birdir Güllü. Hiçbir kuvvet alamaz seni benden. Buna müsaade etmem. Asla. Hayrola Hafız Efendi? Elindeki o güzelim çiçeklerle niye geldin ki ne? Dedim ya Seyyare bacı. Hususi bir mesele var. Gülizar hanımefendiyle konuşmam icap eder. Gülizar hanımefendi ne zaman gelecek acep? Hanım gelesiye kadar bebenin yanında kalması lazım zor. Ya sen bir gidip deyiversen seni kaba hafız bekliyor diye. Yani çok önemli bir mesele var. Konuşmam lazım. Niye ki ne? Ya sahne canım. Yani ne diyeceksin? Ya sen bir gidip deyiver hele. Ya sen bir git de. Bak koşak kola gelir o buraya. Madem bu kadar mı? Ben de gidip deyivereyim geldiğini bari. Da! Da!
Hadi abi, kurban olayım sana, daha az üstüne. Hadi kurban oldum, hadi. Ne? Ne? Allah! Oh. Ne oldu ki ne ya? Allah mahvoldum, teker. Ay şansına, tekerine. Al alayım şunu. Sağ ol, haydi. Leyleğim gönül gönül senin elinden. Ah neyleyim. Filizar. Hele bir aşağı gel. Niye, ne oldu ki ne? Misafirin var bacım. Kimmiş kız, ben misafirim? Hafız Efendi geldi. Elinde şöyle güzel bir demet çiçek. Güzel kağıda sarılmış bir paket var. Belli ki hayırlı bir iş için gelmiş adam. Şaka mı ediyorsun sen, yoksa gerçek mi söylüyorsun? Gerçek. Gerçek. Ay laftan anlamıyor bunlar anam. Hiç laftan anlamıyorlar. Bak sen şahitsin. En az bin sefer istemiyorum dedim ya. Daha ne bu ısrar ya? Kız car car konuşacağına in de adama anlat. Bahane senin gönül işinde. Ay bir de gönül işi diyorsun ya. Aşk olsun sana ya. Gel sen Ali'ye bak da ben gideyim şunun bir haddini bildireyim. Gülizar hanımefendi. Biliyorum daha münasip bir biçimde şey edebilseydim daha iyi olacaktı. Fakat ne derim, elden ne gelir işte. Kader böyleymiş. Kimim kimsem yoktur. Olanları da beklemeden geldim. Tek başımayım işte. İyi yaptın Hafız efendi. Buyur. Seni dinliyorum. Bendeniz, sizin talebiniz. Allah'ın izni, Peygamber Efendimiz'in kavliyle sizi sizden istiyorum. Demek beni istiyorsunuz. Hani daha önce İzdivaç olmadan bu sevdayın söz edilmesin demiş idiniz ya. Allah Allah, öyle mi demişim? Bas sen. Eğer münasip buyurursanız düğünü baharınan yaparız. Kuzular meleşirken. Uğur getirir derler. Ben evi baştan aşağı boyadım, derledim, toparladım. Öteberiler aldım. Size layık değil ama. Biliyorum siz maldan mülkte gözü olmayan melek gibi bir insansız. Öyleyim demek. He. Şimdi size cevap vermemi istiyor musunuz, yoksa lüzum yok mu? Ya ben affedersiniz sultanım. Ya heyecandan sizi lakırdı söyletmedim değil mi? Hem de ne demek? Lütfen o güzel kiraz dudaklarınızdan cevabınızı bahşedin de kalbim şenlensin. Hafız! Kıbık! Ne var Ramazan? Hayırdır? Vallahi emme, hayır mı şer mi bilmiyorum da. Havzı girdin mi sen ha? Madem öyle cevap vereyim ben de size.
Şu dünyada bir er kişisiz kalsanız, ben de böyle dalımda koruyup kalsam yine de size varmam. Oldu mu? Anladım. Yani çok latife bir insansınız. Latife nedir ya? Yani diyorum ki ne? Daha önce mektupta böyle dememiştiniz de onun için latife dedim size. Ne mektubu? Ne mektubu? Ben de size hayranım. Gönlüm aşkınıza meyledeli hayli oldu. Ama sakın kimsecikler anlamasın. Beni isteyeceğiniz güne değin sevdamız pinhan kalsın. Gülizar. Ben mi yazmışım bu mektubu? Allah Allah. Siz yazmadınız mı yoksa? Gülizar, seni az bir konuşarak gel. Yok yok, konuşmayak Ramazan. Bence gelsin, Hafız Efendi ile bir konuş. Besbelli ki adamı iyice bir kandırmışsınız yani. Bakın Hafız Efendi, size son kez söylüyorum. Bir, kendinize denk birini bulun. İki, o mektubu ben yazmadım. Üç, birileri seni fena halde mahareye almış Hafız Efendi. Hafız kardeş, bildiğin gibi değil yani mevzu, biliyor musun? Şimdi bu çiçeği, bu kutuyu alıyorsunuz, gidiyorsunuz, kendinize denk birine veriyorsunuz. Ne demişler? Davul bile dengi dengine canım ya. Aa, Allah Allah. Hafız, sakalına kurban oldum. Bak, mevzu hiç bildiğin gibi değil yani. Hafız. 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 Ben artık gideyim Kemal. Anam da yok. Muzaffer Ali beni bekler. Güllü. Sana bir şey diyeceğim. Ali'yi merak etme. Evlendikten sonra artık onun babası benim. Kendi çocuğum gibi sevip kollayacağım onu. İçini rahat tut. Kemal. Sen olmasan ben ne yapardım? Ne yapardım? Hafız, 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 Hafız kardeş, ben bir dinle, kurban olayım sana. Bak, niyetim vallahi sana oyun etmek değildi, biliyor musun? Yani bak, sırf senin iyiliğin için ha. Yani sen üzülme diye Hafız. Affettin mi? Kardeş bak, affettim derle. Sana bir şey diyeceğim ya. Bak, kızmadın derle. Elini ayağını öpeyim Hafız, kurban olayım ya. Hafız, bir şey de, bir şey konuş ya. Hafız!
Oldu. Gel. Sağ ol Kemal. Güllü, istersen ben bırakayım. Yok Kemal, bir laf olur diye çok korkuyorum. Gideyim ben. Güllü, biz utanılacak bir şey yapmadık biliyorsun değil mi? Güllü, evleneceğiz. Yakında Halide'den boşanıyorum. Sonra hemen evleneceğiz. Her şey geride kalacak. Kalacak değil mi? Kalacak. Ne oldu Ahmet? Halide seni görmeye geldi mi kardeşim? Halide mi? He, benim eve geldiydi. Seni sordu. Ben de evi tarif ettim. Hadi eve geçelim. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. İkiniz de mahvedeceğim. Ne oldu Kemal? Güllü buradaydı. Ne? Eğer Halide gelip bizi gördüyse. Ya kardeşim, gelmiş olsa kapıyı çalardı öyle değil mi? Niyeti senden konuşmaktı. Demek gelirken yolda vazgeçti, geri döndü gitti. İnşallah öyledir. Kemal, sen yine de dikkat et kardeşim. Boşanma arifesinde bir hata etmeyin. Bizim buraları bilirsin. Milletin diline bir düşersen canın çok yanar. Hele ki Güllü'nün canı. Güllü'ye laf getirmem Ahmet. Boşanır boşanmaz hemen evleneceğiz Güllü'yle. O vakit hiçbir sorun kalmayacak. Sen yine de dikkat et kardeşim. Sonra başınız ağrımasın.
Böyle garpuz gibi yatacaksın mı herif? Bak, bu son pirincimiz, haberin olsun. Yarın kuru ekmekle soğan. Ya ben şimdi düşünüyorum. Sen beni meşgul etme Hacer. Düşüneceğine çalışsana. Ne düşünüyorsa. Ya şu Cemşir köyden bir gelsin. O vakit sen benim ne düşündüğümü göreceksin. Aha, Cemşir geliyor. Cemşir! 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 Cemşir, hoş geldin kurban. Hoş gördük Reşit. Zehra nerede? Onu getirmeyecek miydin? Ha, getirecektim ama getirmedim. Niye ki? Zehra beni görünce ağzını açıp bir laf bile etmedi Reşit. Yüzüme bile bakmadı. Sanki Zehra Zehra değildi. Kuruyup kabuğuna yapışmıştı. Yapma ya. Bak çok üzüldüm şimdi ya. Kolay değil tabii. Ama gene de insanın böyle bir günde erinin yanında olması gerekmez mi, değil mi? Hele biraz daha kardeşlerle kalsın. Yine giderim. Cemşir, Cemşir ben sana bir şey diyecektim ama... Neyse. Sonra derim. Sizinle konuşmam lazım Halide Hanım. İkram Bey, şu anda çok iyi durumda değilim. Lütfen sonra konuşalım. Hayır, şu anda konuşacağız. Halide, ne oldu burada? Önemli bir şey değil. Bana yalan söylediniz. Ne demek bu? Size yardım ederken bana her şeyi anlatmanızı rica etmiştim size. Ama siz... Halide, gömdüğümüz adamdan söz ediyorum size. Seher bana her şeyi anlattı. Orhan'ı sizin kaçırttığınızı, onu kaçırmak için şu Celal denen adamla ve arkasındakilerle anlaşma yaptığınızı, Celal'in sizden rüşvet aldığını, her şeyi anlattı. Bütün bunları anlatmamın bir manası yoktu çünkü. Öyle mi? Demek manası yoktu. Başınızı nasıl bir derde soktuğunuzun farkında mısınız siz? Bu adamları tanıyor musunuz? Kim oldukları hakkında en ufak bir fikriniz var mı? Bu adamlar bu işin peşini asla bırakmaz. Şimdi anladınız mı? Eğer size yardım etmemi istiyorsanız, benden hiçbir şey gizlemeyebilirsiniz. Ali, biliyor musun çok yakında her şey başka olacak.
Ya sen babasız büyüyeceksin diye çok üzülüyordum. Sana kıymet verecek, seni canı kadar çok sevecek biri olsun istiyordum. Galiba dileğim yakında gerçekleşecek. Büyüdüğün zaman kendine örnek alabileceğin bir baban olacak. Mert, yiğit. Seni adam gibi adam yapacak bir baban. He? Oğlum. Galiba öksüz büyümeyeceksin. Afiyet olsun. Demek Orhan'la işbirliği yapmanızın sebebi o kadın, yani Serap Hanım. Orhan vaatlerini yerine getirebilseydi, kaybettiğim her şeye tekrar sahip olabilirdim. Başka çarem yoktu Ekrem Bey. Siz benim yerimde olsaydınız aynı şeyi yapmaz mıydınız? O kadın hayatıma girdiği günden beri her şeyimi kaybettim. Doğup büyüdüğüm çiftlik, topraklarım, abim, şanımız, şerefimiz. Hepsi onun elinde oyuncak oldu. Sonra da Kemal. O kadını bir zamanlar sevdiğini bile bile bana aşık olduğuna inanmıştım. Evlenmek için abimi karşıma aldım. Servetimden vazgeçtim. Ne kadar aptalmışım. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Benimle hala nikahlıyken o kadını koynuna aldığını gözlerimle gördüm. Ama bundan sonra tek bir amacım var. Bütün bunların hesabını onlardan soracağım. İkisi de geldikleri yere, o çöplüğe geri dönecekler. Serap her şeyini kaybedecek. Halide Dinç Aslan'ın kim olduğunu göstereceğim onlara. Bundan hiç şüphem yok Halide. İstediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Ben de size yardımcı olacağım. Bana yardımcı mı olacaksınız? Evet. Ekrem Bey, benimle niçin bu kadar alakadarsınız? Bilmiyorum. İçimde bir his sizinle kaderlerimizin ortak olduğunu söylüyor bana. Sizi ilk kez o müzayedede gördüğüm gün hayatımda hiç yaşamadığım bir şey hissettim. Bunu tarif etmek imkansız. Sizi koruma arzusu uyandı içimde. O sert kabuğunun arkasında bambaşka bir kadın gördüm. Sımsıkı kucaklanmayı ve sevilmeyi bekleyen ve bunu hak eden bir kadın. Beni hiç tanımıyorsunuz bile. Siz de düşündüğünüzden daha iyi tanıyorum. Bunu zamanla anlayacaksınız. Hadi. Şerefe. Şimdi ne olacak peki? Bilmiyorum ki ne. Ağzını açıp tek kelime konuşmuyor. Yol boyu köpek gibi yalvardım, yemin ediyorum sana ya. Konuşmuyor benimle. Konuşmuyor. Şimdi ne yapıyordur acaba? Sen gidip bir daha bir konuşsan mı? Belki kızgınlığı geçmiştir azıcık ha? Değil mi? Dur ben bir gidip konuşayım bakalım. Kabak. Kabak gözün sevdiğim aç kapıyı ya. Hadi aç kapıyı kurban oldum. Hafız. Hafız duymuyor musun beni? Hadi.
Hadi aç kapıyı ya, kapat. Sana bir defa sordum. Şimdi bir kez daha soruyorum. Çiftliği bırakıp buraya, benim yanıma gelir misin? Yapamam Kemal. Anla beni ne olur. Benden böyle bir şey isteme, yapamam. Neden? Bana bir tane neden söyle. Oğlum. Onun istikbali her şeyden önemli Kemal. Evlenelim, çiftlikte yaşayalım. Kalk gel. Sen ne dediğinin farkında mısın Güllü? Asla böyle bir şey olmayacak. Ben o çiftliğe gelmem. Güllü. Bak güzel. Ne oldu kız? Yüzünde güller açıyor. Ne olacak? Var sende bir şey. Nasıl bir şey? Ne bileyim. Gözlerinin içi bir başka bakıyor. Kesin bir şey olmuş belli. Evet bak güzel. Bir şey oldu. Ay vallahi sen adamı çatlatırsın ha. Anlatsana. Nasıl anlatsam ki? Şey, geçen gün Kemal'in evine gitmiştim şey için. Bak bak size. Ölümü gör kimseye demeyeceksin ha. Abo, dese esahlı bir şey. İşte şey, Kemal'le konuşmaya gitmiştim. Yani Kemal'le biz şey işte. Ay Esa mı diyor kız? Ha. Bana helalim olacaksın dedi. Evleneceğiz bu akşam. Bak gördün mü? Ben sana demedim mi? Kemal senin kaderin demedim mi? Şşş! Bağırma Bahize. Ya daha boşanmadın. Aman boşanacak ya. Ay Güllü, senin için ne kadar sevindim anlatamam. Sonunda çektiğiniz onca acıya değecek. Ya insanın sevdasına kavuşması gibi bir şey var mı? Ah! Mahkeme bugün. İçim içime sanmıyor. Sanki vakit geçmiyor Bahize. Az sık dişini. Birazcık daha sabret. Evlenince nasıl olacak? Kemal çiftliğe mi yerleşecek? Yok. Öyle olmayacak Bahize. Nasıl olacak? Kemal Şahin, Halide Şahin.
Düşündüm, taşındım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir sonuca varamadım Pakize. Kusura kalma Güllü ama Kemal haklı. Ya bir kere Kemal avrat parasına tamah etmez. Bir düşünsene. O çiftlikte nasıl yaşayacak? Orası Muzaffer Bey'indi. Sizin Muzaffer Bey'le yaşadığınız bir yerde nasıl yaşayacak ki? Koymaz mı adamı? Haklısın. Kemal gururludur. Kimsenin ağzına laf düşürmez. İyi de o vakit ne olacak Pakize? Her bir şeyi başıboş bırakamam ya. O çiftlik Muzaffer Ali'nin istikbali. Bir yol bulunur be Güllü. Siz beraber olmayı istedikten sonra her şey olur. Ya Ali büyüyene kadar çiftliği, fabrikayı idare etmeye devam edersin. Ama Kemal'in evinde yaşarsın. Olmaz mı? Olur mu? Kemal senin için çok fedakarlıklar yaptı. Haklısın. İcap ederse ben de onun için yaparım tabii. Ha çiftlik, ha Kemal'in evi. Muzaffer Ali'nin istikbalini tehlikeye atmadıktan sonra ne fark eder ki? Halide Şahin'in eşi Kemal Şahin'den boşanmak isteğiyle tarafımıza verdiği dilekçe incelendi. Halide Şahin'in talebi Kemal Şahin'e bildirilerek bu husustaki fikri soruldu. Kemal Şahin, eşinizin evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle açtığı boşanma davasına mutabık mısın? Boşanmak istiyor musun? Evet efendim, boşanmak istiyorum. Halide Şahin, siz de boşanma isteğinizi mahkemenin önünde yineler misin? Hayır efendim. Anlayamadım. Boşanma talebimi geri çekmek istiyorum. Kocamı seviyorum ben. Bu evliliğin devamını diliyorum. O halde dava düşmüştür. Hakim Bey, ben boşanmak istiyorum. Davacı taraf Halide Şahin idi. Vazgeçtiğine göre dava düşer. Sizin tekrar yeni bir dava açmanız icap eder. Halide! Ne demek oluyor bu? Halide, bu evlilik bitti. Bunu sen de iyi biliyorsun. Yanılıyorsun Kemal. Bu evlilik ancak ben istersen biter. Ayağını denk al. Maksadın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Eğer Güllü'yle bir daha görüşürsen İkiniz de ihbar ederim. Biliyorsun Kemal, zina bir suçtur. İkiniz de hapsi boylarsınız. Hafız, bak kapıyı aç, yemin ediyorum kırarım ha. Hafız diyorum. Hafız. Hala şükür Hafız. Ya kardeş seni merak ettik ya. Yeter bu küskünlük, öyle değil mi? Ha? Tamam. Bir cahillik ettik. Yalan söyledik.
Havz, yemin ediyorum bak. Sırf sen iyiliğin için yani. Hakikaten diyorum ama. Ben muteber biri değilim. Kendimce kafam çalışır. Ama çok da akıllı sayılmam. Elim kalem tutar. Ama cahilimdir. Dara düştüğüm vakit yalan da söyledim olur. İmanlıyımdır ama. Allah günahlarımı affetsin. Rakı içerim. Hani bazen sana derim ya, bu Adana'da benim eşim benzerim yoktur diye. Heden. Onun için derim, bilir mi? Bilirim ki Adana'da eşekliğimin eşi benzeri yoktur benim. İnsan olan bir insan ara sıra zekasına vurur, sorar, der ki benim aslım nedir? Hiç. Anam soğan, babam sarımsak. Zaman zaman kendi ağırlığımı ölçemem yanımdakilerinde. Diyeceğim o ki Ramazan, ben eşeğim. Ama sen eşek bile değilsin. Sana eşek versen, eşeklere ayıp olur. Bu vakte kadar seni kardeş belledim. Ama sen kardeşliğin ne olduğunu hiç bilememişsin. Bundan kelli benim kardeşim yok. Ben tek başımayım artık. Şimdi çak git. Zinar. Bir daha da çalma kapımı. Kemal. Ne bu hal? Bir şey mi oldu? Mahkemeden geliyorum. Dava düştü. Boşanamadım. Boşanamadınız mı? Neden? Halide. Halide boşanmaktan vazgeçti. Arslan Çiftliği, buyurun. Günizar, Serap evde mi? Halide Hanım. Ha, Serap Hanım çıktı. Şimdi beni iyi dinle. Serap ne vakit evden çıkarsa hemen bana söyleyeceksin. Kemal'le görüştüğünü, konuştuğunu duyarsan hemen haber vereceksin. Anlaşıldı mı?
Anladım Halide Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Yani ben bu konuda tamamen sizin tarafınızdayım. Yakında hizmetinin karşılığını alacaksın. Ay, o hiç önemli değil de Halide Hanım. Alo? Hanım şimdi nereye gitti acaba? Nasıl olabilir böyle bir şey? Resmen tehdit etmek bu. Güllü. Halide bizi görmüş. Ne? Görmüş mü? Benim boşanma davası açmam icap etti. Bir avukatla konuştum. Hemen başvuracağız. Lakin Halide kabul etmediği sürece davanın uzayacağını söyledi. Ne kadar sürermiş? Bilmiyorum. Ama dava sonuçlanana kadar görüşmemiz uygun olmaz. Halide de bunu istiyor zaten. Sabredeceğiz Güllü. Başka çaremiz yok. Eğer Halide gördüklerini dillendirirse atana da barınamayız. Çok üzerler seni, çok yıpratırlar. Buna asla müsaade edemem. Artık bir oğlum var. Onu da düşünmek zorundayız. Kemal, biz hata mı yaptık? Biz hataların bedelini çoktan ödedik Güllü. Başka hataların bunun yanında hükmü bile olmaz. İnan bana. Güllü. Git artık. Ramazan. Ne oldu? Bak kızı. Hafız beni hiç affetmeyecek biliyor musun? Haklı da. Yerden göğe kadar haklı. Elim kırılaydı da yazmayaydım ben o mektupları ya. Dilim kopaydı da söylemeyeydim o yalanlar. Ben ne yaptım bak kıza? Şu dünyadaki tek kardeşimi kaybettim biliyor musun? Nasıl biliyor musun böyle? Kalbimin içi. Böyle çık yara gibi çok acıyor. Belki düzelir be Ramazan. Zaman her şeyin ilacı değil mi? Şimdi bize çok kızgın. Üstüne varmayalım. Bir müddet sonra düzelir bakarsın. Gene eskisi gibi olursun sen. Hiçbir şey evvelki gibi olmayacak. Hafız bana acayip yere koymuş biliyor musun? Acayip yani. Ramazan?
Ciddiye gidiyorum. O Gülzar çırpıntısına iki çift lafım olacak. Ona dediği lafları tek tek yedireceğim. Yedirmezsem şerefsizim. Halidirciğim. Bu ne güzel sürpriz. Madam, comment ça va? Ça va bien Halideciğim. Asıl seni sormalı. İyiyim, iyiyim madam. Merci. Paris'ten harika elbiseler getirdim. Tam sana göre. Kızlar, hadi hadi durmayın. Depeche-toi. Seher Hanım nerelerde? Uğramıyor kaç gündür? Seher Paris'e gitti. Biliyorsunuz, kocası Orhan vefat etti. O da bu meseleyi kızıyla yüz yüze görüşmek için gitti. Abiyi gelmiş diye duydum. O da mı döndü yoksa? Yok, o hala burada. Ben henüz tanışamadım kendisiyle. Ama hakkında iyi şeyler söyleniyor. Zengin ve zarif bir beymiş. Yalnız ne iş yaptığı meçhulmüş. Bizim cemiyeti bilirsin kuzum. Adana'ya yeni bir geldi mi hemen dedikodular başlar. Bilmez miyim? Geçen sene İncirlik civarında inşası kat'i surette kararlaştırılan Milletler Arası Havalimanı yakında hava seferlerine açılacaktır. Adana'da Amerikalılar tarafından yapılmakta olan havalimanı inşaatını görmek ve iniş çıkışa müsait hale gelen pistleri hava seferlerine açmak üzere önümüzdeki hafta içinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muzaffer Göksel'in ve Amerikalı Korgeneral Pik'in 4 motorlu hususi 3 uçakla Adana'ya gideceği ve İncirlik'te merasimle karşılanacağı bildirilmiştir. Açılış merasimi sırasında sıkı güvenlik tedbirleri alınacak, Rus casuslarının muhtemel tertibatlarına karşı emniyet kuvvetleri müteakkis halde bulunacaktır. Adana Valiliği'nin ehemmiyetle üzerinde durduğu hazırlıklar şimdiden başlamış, emniyet kuvvetlerinde izinler kaldırılmıştır. Alo. Evet, dinledim ajansı. Hayır, henüz değil. Törenden önce harekete geçmek şüphe uyandıracaktır. Biraz daha beklemeleri icap edecek. Ayrıca İncirlik'le bir alakam olmadığını ispat için burada paravan bir şirket kurmak zorundayım. Ve bu hususta biraz takviyeye ihtiyacım olduğunu bildir. Teşekkürler. Harika oldunuz Halideciğim. Pardon. Oy. Halide. Buyurun Leyla Hanım. Madame Emma, siparişlerim hazır mı? Hı hı. Merhaba Leyla. Nasılsın? Boşanacaksın diye duydum, doğru mu? Haberler ne çabuk yayılıyor. Senin adına çok üzüldüm. Bu devirde dul bir kadın olmak zor. Aslına bakarsan boşanmaktan vazgeçtim. İnsan bazen kocasının küçük kaçamaklarına göz yummalı, öyle değil mi? Ben de Kemal'i bir seferliğine affediyorum. Kaçamak mı? Neler diyorsun sen şekerim? Maalesef. Ama kabahat kocam da değil. Evli bir adamı ayartan utanmaz bir kadındı. Aa, ne ucuzluk. Kim bu kadın? Tanıyor muyuz? Serap. Abimin eski karısı. Aa, ne rezillik. Zaten o kadının çiğliği, basitliği herkesin dilinde. Bir de ahlaksız çıktı demek. Leyla'cığım, çok rica edeceğim. Bu hadise aramızda kalırsa iyi olur. Lütfen. Elbette Halideciğim, hiç merak etme. Madame Emma, merci. Söyledikleriniz doğru mu Halide? Serap Hanım gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Gözümle görmesem, ben de Serap'ın böyle bir adilik yapacağına inanmazdım. Ah kuzum,
Siz ne yaptınız? Leyla Hanım, bu cemiyetin en dedikoducu kadınıdır. Ağzında bakla ıslanmaz. Şimdi bütün Adana duyacak bu hadiseyi. Orasını da Serap düşünsün madem. Serap Hanım'dan Allah razı olsun. İnsan gibi insanmış. Hey ya. Sayesinde yine iyi iş tutar olduk. Bu yıl pamuktan iyi kazanacağız Allah'ın izniyle. Ne oluyor ağalar? Bakın bu işlere fazla sevinmeyin. Bahara daha çok var. Kim bilir bu işin içinden de ne çıban başı çıkar. Serap Hanım'la iyi geçinmek hepimizin menfaatine. Sen de ağzını hayra açılmaz. Neyse ağalar. Ben hepinizi düğünüme çağırmak için geldim. Yarın hepinizi bekliyorum ha. Hayırlı olsun kardeş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Madem öyle, Serap Hanım'ı da düğüne çağır. Biz de insaniyetimizi gösteririz. O bir adım atar, biz de bir adım. Barış böyle sağlanır oğlum. Serap Hanım, benim düğünüme gelecek öyle mi? O iş hayatta olmaz Celal emmi. Celal emmi doğru söylüyor Yılmaz. Madem bir ortaklık yapılacak, biz de vazifemizi yapalım öyle değil mi? Yetti bu husumet gayrı. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin ağa. Ne oldu? Traktörler halloldu mu? Bakımları yapılıyor. Tamam olunca Karaalsanlı'ya göndereceğiz. Peki. Hazır olunca haber verirsiniz. Baş üstüne. Sana göstereceğim şimdi. Yok Ramazan. Yok bir şey anne. Nasıl bir dene bir insansın? Allah'ını seversen konuş ya. Ha? Hafızı sahtebeşli gibi bozuyun. Ha? Ya hiç kalp kırmaya değer mi kardeşim? Ne oldu rahat ettin mi? Mutlu oldun mu? Hı? Başın göğe erdi mi ha? Ramazan, sakin ol biraz. Ne var? Ne oluyor burada? Nedir derdiniz? Tamam kardeşim, biz bir mallık yapmış olabiliriz. Ama biz iyiliğimizden yaptık ne yaptıksa. Sen niye öyle insansızlık ediyorsun kızım ha? Niye? Bitti mi? Bitti! Bağırdın, çağırdın, içini, zehrini tamamen boşalttın mı? Hı. Eğer bittiyse, şimdi ben konuşayım. Kardeşim, ha. Ben size 50 kere dedim. Ha? Şimdi kalkmış bana bağırıyorsun. Laftan anlamıyor musunuz siz ha? Benim kabahatim ne bunda? Hiç kusura kalma Ramazan Efendi, kusura kalma. Sizin yediğiniz haltın hesabını gelip de benden soramazsın sen. Ha, koskoca adamı kandırırken gelip de bana mı sordunuz? Benim ağzımdan mektupları yazarken gelip de bana mı sordunuz? Ha, şimdi geçmiş benim karşıma çemkiriyorsun sen. Yürü lan git! Hemen geç cevap verme bana! Kime çemkireceğim? Ha? Ya bir insan, bir insana böyle laf eder mi ya? Neymiş, sen benim dengim miymişsin? Bak hele bak, lafa bak. Sen kimsin Gülüzer? Ha? Sen kimsin? Hafız senin dengin değil. Senin gibi 100 denesinin de dengi değil zaten. Hiç merak etme Gülüzer. Ay, bana bak. Ha. Sen ağzını topla. Vallahi erkek demem. Buradan atladığım gibi senin uzamış bıyıklarını yolu veririm ha. Gülüzer sana bir de yüzümüzü koyarım yeri yene ha. Ramazan, ağır ol bakalım. Gülizar, sen de kendine gel. Burası Dingo'nun ağırı değil. Nedir derdiniz? Emre, ben Dingo'yu bilmem de... ...bazıları bizim içimizde tam ağırlık. Çüş! Çüş! Terbiyesiz, ahlaksız. Yasin ağa, duyursun değil mi nasıl konuştuğunu bunun? Yeter. Hadi gel bakayım.
Senden görüşeceğiz ha. Senden görüşeceğiz. Bak yukarıda Allah var. Aha buraya yazıyorum. Sen benim elime düşeceksin. Hadi. Sen bunun hesabını vereceksin Gülizar. Konuşacağız seninle, tamam mı? Sen de asırı tövbe. Hadi de seninle görüşeceğiz. Senden konuşacağız. Terbiyesiz. Ödümü kopardınız be. Cemşir, bir rakı içsek mi diyorum? Rakı yok. Yok mu? Hepsini döktüm. Hamza benim artık içmemi istemiyor. Ben de oğluma söz verdim. Artık içmeyeceğim. Madem Hamza rakı içmeyin diyor, biz de içmeyiz. Böyle burguruya otururuz burada. Senin ne derdin var Reşit? Benim derdim çok büyük kurban. Günlerdir fellik fellik iş arıyorum. Yok. Memlekette iş yok. Benim gibi akıllı, usta bir berber bile iş bulamıyor. Böyle iş olur mu Cemşir? Aslında bana yardım etsen etsen sen edebilin ama... şu Ramazan'la bir konuşsan diyorum. Ben Ramazan'la ne konuşacağım? Ya şimdi Ramazan iş sahibi bir insan. Koskoca meyhanesi var değil mi? Kabak da onu yalnız bıraktı. Belli mi olur? Belki böyle benim gibi becerikli bir yardımcıya ihtiyacı vardır ha? Sen niye konuşmuyorsun Ramazan'la? Ya ben konuştum. Beni dinlemiyor ki. Ama seni dinler. Siz şimdi artık babayla oğul gibi oldunuz. Seni kırmaz. Konuşursun değil mi? Olur. Yarın sabah konuşurum. İyi. Şimdi Hamza rakı içmeyin mi diyor? Ramazan. Hakikaten gittin mi çiftliğe? Gittim çiftliğe kurban olduğum. Konuştum o adı batasıca Gülizar'la. Ama hıncımı alamadım ki ne? Alamadım. Ha, bak buraya yazıyorum. Kurban olduğum Allah inşallah onu hafıza muhtaç eder. İnşallah. Geçmiş benim karşıma konuşuyor bir de. Şırpıntı. Dellendirdi beni ya. Onun var ya ağzının üstüne bir tane koyacaktım. Yemin ediyorum var ya sinemi tuttu beni. Müştemilattan çıktığı yok yine kadının. Beyni güneş almıyor tabii. Gördün değil mi? Gözler nasıl belirte belirte bana saydı da döktü. Ay Seyare Bacı benim yarın hemen bir hoca bulup kurşun döktürmem lazım. Bunlar benim ardımdan ahta ediyorlardır. Allah muhafaza kız. Ama sen de ayıp etmişsin ha Gülizar. Herifle evlenmeyeceksen evlenme. Ne diye gururuyla oynayıp da alay ediyorsun he? Düşman askeri. Ha, eğer sen de onlardan taraf olacaksan... vallahi günahları senin değişiriz ha. Burada bir hakir gürülen, bir zavallı varsa o da benim yani. Kimsesiz garayım diye etmediklerini bırakmadılar bana ya. Allah muhafaza, bunlar beni yarın öbür gün daha da kaldırırlar ya. Şeytan kulağına kurşun. Sel olma kız. Koskoca karıyı ne etsinler? Seyare Bacı. Ben seni bir ana bildim. Ama laflarını biraz seçerek kullan yani. Vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Tamam kalbin kırılmasın. Östüm. Ay herif resmen başıma musallat oldu ya. Tamam. Gencim, güzelim, işveliyim, cilveliyim, alımlıyım.
Vallahi güzellik başa bela. Ama herkeşlerde bana yükleniyor yani. Ben onlara bin sefer söylemişim, istemiyorum demişim, olmaz demişim. Hafız efendiyle yapamam ben demişim. Şu dünyada bir erkek hafız efendi kalsan yine de olmaz demişim. Erkek kıtlığına kıran gitse yine de olmaz demişim ya. Demişim de demişim de demişim. Demedim mi? Asi şahitsin burada. He şahidim. Şahidim de Gülizar. İçimi kuruttun kız, bir sus. Hanımım, size maruzatım olacak. Buyur Yasin Ağa. Kara Hasan'dan köylüler geldi. Sizi düğünlerine davet etmek isterlermiş. Düğün mü? Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Sizinle aralarındaki husumetin kalkması şerefine düğünlerinde ağırlamak istiyorlar. Peki. Giderim tabii ki. Kimin düğünüymüş? Yılmaz'la Faddum'un. Yılmaz işlerinde en asisidir. Bunca vakit Muzaffer Bey'e ve size kin gütmüştür. Düğününe davet etmesi hayra alamet. Giderseniz çok hayırlı olur hanım. Sen misin? Ne istiyorsunuz? Ağam konuşacak seninle. Buyur gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum. Çekil önümü. Halide Hanım, anlamadın herhalde. Ağam çağırıyor diyor. Kimmiş senin ağam? Ali İhsan Bey. Hani şu Celal Emin'in amcası İhsan. Kayıp olan Celal Emin. Bildin mi? Bakın ben ne sizin ağınızı ne de Celal Emin'inizi tanıyorum. Rahat bırakın beni. Halide Hanım. Ağamın davetine icabet etmemek yakışık almaz. Ne yapıyorsunuz? Bırakın, çek elini. Gidiyordunuz acaba? Köye gidiyorum Gülizar. Ne var, niye sordun? Aa, şey, Madam İmmi aradı da siparişlerini hazırmış. He. Seyyar'a bacıya söyle, Ali'ye o baksın. Sen de gidip alıver. Ha, emredersin Salma. Şimdi çıkmazsan zor ulaştıracağım seni. Yasin Ağa. Ne oluyor orada? Bu adam sizi görmek istiyor hanımım. Derdin neyse bana söyle dedim. İleri geri konuşmaya başladı. Kimsin sen? Beni ağam yolladı. Ali sana. Ha. Yasin Ağa tamam. Ben hallederim, sen gidebilirsin. Ne var? Senedin vadesi haftaya doluyor hanım. Ağam hatırlatmak için yolladı beni. Lüzum yok. Senedin vadesinin haftaya doğduğunu biliyorum zaten. Pazartesi sabah para masasında olmazsa ağam çok üzülür. Üzülünce de ne yapacağı belli olmaz. Anladık. Uzatma. Hadi git şimdi. Ağana da söyle, adam madam yollamasın bir daha bana. Kaçırmak denir. Otur. Otur ulan kadın! Uzatmayacağım hiç. Celal nerede? Celal kim? Ben bir soruyu bir defa sorarım. Canımı sıkma. Celal kaybolmadan evvel en son sana gelecekti.
aramızdakileri biliyorum. Delirdin mi sen? Ne varmış ki bizim aramızda? Biliyorum dedim, uzatma. Her gece eve alıyordun onu. Diyeceğim şu. Celal'in kaybolmasında parmağın varsa ben o parmağı kırarım. Vallaha da kırarım, billaha da kırarım Halide Hanım. Ramazan. İçemedin. Sen de yemedin. Benim boğazımdan geçmiyor. Benim de. Kabak yok diye değil mi? He, kabak yok diye. Hoş geldin Cemşir Efendi. Rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah Cemşir Efendi, ne rahatsızlığı? Geç buyur. Gel buyur kahvaltıya. Yok, sağ ol. Cemşir abi bir çay koy lütfen. Ben seninle bir şey konuşmaya geldim Ramazan. Hayrola? Bizim Reşit'i biliyorsun. Berberden ayrılmış. He, haberim var. Bu devirde de iş bulmak zor. Bana dedi ki, bana bir aracı ol. Ramazan'la konuş. Onun dükkanı var. Ne iş olursa yaparım dedi. Ben de o yüzden geldim sabah sabah. Cemşir ağa, iyi dinle sen şimdi. Benim dükkan zaten sinek avlıyor, biliyor musun? Hani şimdi ben Reşit'e gel desem, sabahleyinden akşama kadar elinden mancmağı sinek avlayacak. Yani başka iç güç yok, anlıyor musun? He, biliyorum da çok dertleniyor garip. Hem sana para falan istediği de yok. Diyor ki para kazanırsak zaten Ramazan benim hakkımı verir diyor. Hem Reşit akıllı adamdır, kurnaz adamdır. Elinden her iş gelir. Hem garibana yardım etmek sevaptır Ramazan. Cemşir. Ne oldu kurban? Konuştun mu Ramazan'la? Hah, konuştum. Ne oldu? Gelsin başlasın, gerisini sonra düşünürüz dedi. Allah! Alloş Cemşir, alloş! Ne oluyor Reşit, ne bağırınıyor? İş buldum Acar, iş buldum. Ne işi buldun ki? Ya dur şimdi sen. Cemşir, Allah var ya, Allah senden bin kere razı olsun kardeşim benim. Gel bir sarıl. Sen onu Ramazan'a söylersin. Ama bana bak, akşam gelsin dedi, geç kalma ha. Ne akşamı ya? Ben şimdi koşar giderim Ramazan'a ya. Gel bir daha sarılayım sana ya. Allah kurban oldum. Hadi, hadi. Serap Hanım gelmeyecek zar. Gelmez ayıp eder. Biz ayıp olmuş olmamış. Dert mi koskoca hanıma? Sahten bu musibetin bitmesini istiyorsa dert olmaz icap eder. Aha! Thank you.
Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Fatma. Çok sağ olun Serap Hanım. Allah bir yastıkta kocatsın Yılmaz. Sağ ol. Hoş geldin hanımım. Buyurun. Bir şey mi oldu? Neyiniz var? İkram Bey siz çok haklıydınız. Ben başımı büyük bir belaya soktum. O adam Ali İhsan. Bugün adamları gelip beni zorla götürdü. Celal'i sordular bana, tehdit etti beni. Pekala. Siz sakin olun lütfen. Bu insanların ne yapacakları belli olmaz. Er ya da geç her şeyi anlayacaklar. Nasıl kurtulacağım ben bu insanlardan? Tamam Halide. Siz merak etmeyin. Size hiçbir şey yapamayacaklar. Bana güvenin. Gülizar, buyurun. Serap Hanım'ın siparişlerini almaya geldiydim. Bekle şurada biraz. Hemen getiriyorum. Rezaleti duydun mu şekerim? Serap Dinç Aslan evli bir adamla yatıp kalkıyormuş. Duymam mı? Bütün adam ondan bahsediyor. Halide'nin kocasıyla ilişkisi varmış. Aa bak onu bilmiyordum. Eltisinin kocasıyla hem de ha. Öyle şekerim. Çok fena. Ahlaksızlığın bu kadarı da fazla. Serap Hanım bundan sonra insan içine nasıl çıkacak çok merak ediyorum doğrusu. Herkesin diline düştü. Al bakalım. Faturayı da içine koydum. Serap Hanım'a da selamımı söylersin. Ne oluyor? Kim bu herifler? Anlarız şimdi. Ne istiyorlarmış? Balkan'dan gelmişler. Arazinin sınırlarını teyit edeceklermiş. Ne edeceklermiş arazinin sınırlarını? Dediler ki Balkan'ı koymuş buralara. Ne? Ne?
Ne dedin sen? Banka el mi koymuş? Ne demek oluyor bu Serap Hanım? Ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık oldu herhalde. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Biz Ankara'dan geliyoruz. Bu arazi bankamıza ipotekliydi. Şimdi satışa çıkarmak için gerekli tetkikleri yapmamız icap ediyor hanımefendi. Bir yanlışlık olmalı. Bu arazinin tapusu benim üzerime. Bu arazi benim. Adım Serap Dinç Aslan. Bizim malumatımız arazinin Orhan Tofurcu'ya ait olduğu yönünde. Ne? Ne diyorsunuz siz? Yanlışlık yaptığınız aşikar. Size bu arazi benim diyorum. Duymuyor musunuz? Güllü. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde bir vesika falan var mı? Buyurun. Öyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kimsin sen? Ağanızı göreceğim. Kimsin? Adın ne senin? İndir silahını! Çekilin. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ekrem Bey, şeref verdiniz. Buyurun. Ziyaret sebebim Halide Hanım, kendisi yakınımdır. Onu bir daha rahatsız etmeyin. Baş üstüne. Bilmiyorduk. Kusurumuza bakmayın. Ya seyyar abacı, ben sana ne dediydim? Serap Hanım'ın Kemal'i gördüğüm geceden sonra ben sana ne dedim hatırla. Benim bilmem ne ki bütün Adana konuşuyormuş ya. Hem ne konuşmak. Ortalık fokur 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 kaynıyor anam. Dünyada inanmam. İftira atıyorlardır kadıncağıza. Sana da aşk olsun yani Gülizar. Bana niye aşk oluyormuş ya? Sen de onlar konuşurken öyle köşede durup dinledin öyle mi? Ha? Kalkıp da bu söylediklerinizin hepsi iftiradır. Benim hanımım yapmaz öyle şeyler diyemedin o soyka karılara. Ay sen de bir tuhafsın yani. Vallahi bir hoşsun. Bana ne canım? Bana ne? Hanımın avukatlığını yapmak bana mı düştü ya? Hem ne malum iftira oldu. Ne malumu var mı kız? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hiç öyle şey yapar mı bizim hanım? Hem de evli barklı herifle. Yok canım, olmaz öyle şey. Anam bunlar birbirlerine kaç vakittir sevdalı ya? He. Yani bunlardan bir tanesi ateş, bir tanesi barut. Ateşle barut yan yana durur mu? Cevap ver bana. Durmaz, durmaz. Yani şimdi sen diyorsun ki... Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç? Ya bak ben sana son kez söyleyeceğim. Sen bana soruyorum, cevap ver. Ateş olan yerden duman çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkmasına çıkar da. Dışarısı çok soğumuş. Hoş geldin Yasin ağa. Hoş bulduk.
Güllü, ne arıyorsun bu saatte burada? Kemal, seninle konuşmam lazım. Gel içeri, gel. Artık o adam bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bana güvenebilirsiniz. Mesele halloldu. Meseleyi nasıl hallettiğinizi merak ettim doğrusu. Umarım artık benden bir şey gizlemezsiniz. Beni bir kez daha bir beladan kurtardınız. Size borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Beni hep şaşırtıyorsunuz Ekrem. Öyleyse yarın bir kez daha şaşıracaksınız. Size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Yarın öğreneceksiniz. Şimdi izninizle ben kalkayım. Lütfen rahatsız olmayın. Yarın sizi almaya geleceğim. Ankara ile konuştum. Banka müdürüyle. Doğruymuş. Orhan toprakları üstüne geçirmiş. Borçlarına teminat olarak göstermiş toprakları. Borçları ödeyemeyince de banka topraklara el koymuş. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Nasıl olur böyle bir şey? Hepsi benim suçum Kemal. O adama güvenmekle çok büyük hata ettim. Kesin ona verdiğim vekaletle yaptı bu işi. Ne olacak peki? Ne olacak? Toprakları başkası satın alacak. Hem de değerinden çok daha düşük bir fiyatla. Köylülere verdiğim vaadi de tutamayacağım. Topraklar başkasına satılacak. Orhan öldü, belalarından kurtulamadım hala. Ne olurdu seni dinleseydim? Ne olurdu? Kendini suçlama Güllü. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Bazen yanlış insanlara güvenebiliyoruz. Toprakları kim alacak acaba? İnşallah insaflı biri alır. İnşallah. Şimdi herkes benim yalan söylediğimi düşünecek. Kendine ait olmayan toprakları bize bahşetti diyecek. Kimsenin böyle düşünmesine izin vermem. Merak etme. Yarın gidip köylülerle konuşurum. Yok. Olmaz. Ben konuşurum köylülerle. İnsanlara bir açıklama borçluyum. Kemal. Yarın köye haber salar mısın? Gidip konuşacağım onlarla. Tamam, olur. Her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Buyurun gidelim.
kızı hala söylemeyecek misiniz? Söyledim ya. Sürpriz. Size vaziyeti bizzat kendim anlatmak istedim. Çünkü hakkımda yanlış düşünmenizi falan istemiyorum. Size yaptığım teklifte samimiydim. Bana inanın. Bana inanın. O vakit hiçbir şeyden haberim yoktu. O zamanlar ben de dolandırıldığımı bilmiyordum. Ben de en az sizin kadar mağdurum. Esah mıymış yani? Buralara banka el mi koymuş? Esahmış. Şimdi ne olacak peki? Sen onu deyiver bize hanım. Toprak başkasına satılacak. Ama size söz veriyorum. Toprakların yeni sahibi belli olur olmaz onunla konuşacağım. Sizi mağdur etmemek için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Düzeninizin bozulmamasını sağlayacağım. Ekrem, niçin buraya geldik? Şimdi anlayacaksınız. Buyurun. Köyünüzün bulunduğu bu arazi bana ait. Size mi ait? Evet Serap Hanım. Karahasan arazisinin tamamını bankadan satın aldım. Bundan böyle bu arazide çeltik ekilecek. Köyü derhal boşaltmanızı istiyorum.